En son işlediğimiz videoda gördüğümüz üzere kas hücresinde yüksek kalsiyum iyon yoğunluğu varsa bu kalsiyum ve iyonlar troponin proteinleriyle bağ kurar. Bu proteinler daha sonra tropomiyozinin geçişi ve miyozin başlarının aktin filamentler üzerinden kaymasına izin verecek şekilde şekil değiştirir. yani, yani buna daha doğrusu buna izin vererek şekil değiştirirler. Böylelikle ne olur? Kaslarımız kasılmış olur. Evet. Yüksek kalsiyum veya kalsiyum iyon yoğunluğu sağlandığında kaslar kasılır. Kalsiyum iyon yoğunluğu düşükse bu troponin proteinleri standart konfirmasyonlarına gider ve tropomiyozini tekrar miyozin başlarının geçiş yolu üzerine koyarlar. Bu durumda kasılma gerçekleşmez. Evet, şurası kasılma kas kasılması. Düşük kalsiyum yoğunluğu ise gevşeme. Bundan sonra sorulacak olan soru tabii ki kaslarımızın yüksek kalsiyum yoğunluğu ve beraberinde gelen kasılmayı veya düşük kalsiyum yoğunluğu ve beraberinde gelen gevşemeyi nasıl düzenlediği olabilir. Daha iyi bir soru ise sinir sisteminin bunu nasıl yaptığı olabilir. Sinir sistemi kaslara kasılmasını kalsiyum yoğunluğunu arttırmasını ve daha sonra bunu düşürüp gevşemesini nasıl söylüyor. Bunu anlamak için nöronlarla ilgili videolarda öğrendiklerimize geri dönelim. Şuraya bir aksonun terminal bağlantısını çiziyorum. Başka bir nörondaki dendritte bulunan sinaps yerine bir kas hücresiyle sinaps paylaşacak. Evet, kasla paylaşılan sinaps bu. Yazayım da sonradan kafamız karışmasın. Evet. Burası akson terminali, şurası da sinaps. Ekran biraz kaymış, hemen düzeltiyorum. Nöron videolarından biraz terminoloji kullanacak olursak, şu boşluğa sinaps boşluğu deniyordu. Şurası presinaptik nöron, şu da presinaptik hücre. Bu durumda nöron değil. Bu kas hücresinin zarı. Muhtemelen bir sonraki veya ondan sonraki videoda size kas hücresinin anatomisini göstereceğim. Burada biraz soyut kalacak çünkü temel olarak kalsiyum yoğunluğunun nasıl düzenlendiğini anlamaya çalışıyoruz. Kas hücresi zarına sarkolemma deniyor. Sarkolemma. Şurada da kas hücresi zarının bir bölümünün içeri katlandığını görüyoruz. Zar yüzeyine baksak burası bir boşluk veya girinti gibi görünecek. Burada kalemle çizilen bir kesit olduğundan içeri katlanıyor gibi düşünebilirsiniz. Zara iğneyle dokunsanız bu şekilde içeri doğru bir katlanma görünecek. İşte buna T tübülü diyoruz. Baştaki T transversin kısaltması. Zarın yüzeyine enine uzanıyor. Şimdi bu videodaki en önemli organele geliyoruz. Evet, kas hücresinin içinde sarkoplazmik retikulum denilen bir organel var endoplazmik retikulum'a benziyor ve bir şekilde onunla ilgisi var. Fakat buradaki temel işlevi depo görevi görmek diyebiliriz. Endoplazmik retikulum ise protein gelişiminde görevli ve üzerinde ribozomlar bulunur. Fakat buradaki retikulum yalnızca depo görevi gören bir organel. Sarkoplazmik retikulumun zarı üzerinde kalsiyum iyon pompaları bulunur. Bu pompalar çalışmak için ATP'ye ihtiyaç duyarlar. ATP gelir ve buraya bağlanır. Belki buraya bir de kalsiyum iyonu gelir ve bağlanır. Kalsiyum iyonunu pembe ile gösteriyorum. Bağlanan bu ATP molekülü hidrolizde ADP artı fosfat grubu moleküllerine ayrılır. Bunlar bu proteinin konfirmasyonunu değiştirir ve kalsiyum iyonları içeri doğru pompalanır. Kalsiyum iyonları içeri pompalanacak. Sarkoplazmik retikulum zarındaki kalsiyum iyon pompalarının net etkisini şöyle söyleyebiliriz. Gevşemiş bir kasın içinde çok yüksek yoğunlukta kalsiyum iyonları vardır. Bunun nereye doğru gittiğini sanırım tahmin ediyorsunuzdur. Kasın kasılması gerektiğinde bu kalsiyum iyonları hücrenin sitoplazmasına gönderilir ve oradaki troponinle bağ kurarlar ve son videoda bahsettiğimiz şeyleri yaparlar. Aslında burada bizim ilgimizi çeken şey kasın kalsiyum iyonlarını hücrenin geri kalanına ne zaman göndereceğini nasıl bildiğidir. Burası kas hücresinin içi. Aktin filament, miyozin başları, troponin ve tropomiyozin gibi şeylerin hepsi bu alanla temas kuruyor. Şuraya çizeyim. Tam şurada bir aktin filament olsun. Aslında bakarsanız buradaki çizimin biraz kabaca ve soyut oldu. Daha sonraki videolarda proteinin yapısını daha net görebilecek şekilde e, çizimler yapacağım. Şurada miyozin başı olsun, filamentin çevresine sarılmış bir şekilde tropomiyozin de şurada. Troponin burayı sabitleştiriyor. Bu epey soyut bir çizim oldu fakat ne olup bittiğini anlamak için sanırım genel bir bakış açısı kazandırıyor diyelim bu bir nöron. Hatta yazalım. Motor nöron olsun. Bu motor nöron kasların kasılması için sinyal gönderiyor. Öncelikle sinyallerin nöronlarda, özellikle de eylem potansiyeli olan aksonlarda nasıl bir yerden bir yere gittiklerini biliyoruz. Şurada bir sodyum kanalı olabilir ve voltaj kapılı olduğundan burada pozitif voltaj olabilir. Böylelikle voltaj kapılı sodyum kanalı açılır. Dolayısıyla daha fazla sodyum içeri dolmaya başlar. Şurası daha da pozitif olur ve bir sonraki voltaj kapılı kanal açılır ve akson zarına doğru harekete geçer. En sonunda pozitif eşiği yeterli seviyeye geldiğinde voltaj kapılı kalsiyum kanalları açılır. Şurada kalsiyum iyonları var. Bunların hepsini nöron videolarında görmüştük. O yüzden kısa bir özetini yaptım. Sonunda kalsiyum iyon kanalları yakınında yeterli derecede pozitif yük olduğunda Hücrenin içine kalsiyum iyonları dolmaya başlar. Kalsiyum iyonları içeri dolar. Daha sonra sinaptik veya presinaptik zarın yakınındaki özel proteinlerle bağ kurarlar. Bunlar veziküllerle taşınan proteinlerle bağ kuruyorlar. Hatırlayalım, bu veziküller için nörotransmitter yani sinir ileticilerinin etrafındaki zarlardı demiştik. Kalsiyum buradaki proteinlerle bağ kurunca eksositoz meydana gelir. Veziküllerin zarları nöronun zarıyla birleşir ve içerideki maddeler dışarı atılır. Aslında bakarsanız bunların hepsi nöron videolarının tekrarı niteliğinde. O videolarda daha detaylı şekilde anlatmıştım. Evet, konumuza geri dönüyorum. Tüm nörotransmitterler dışarı atılıyor. Aynı zamanda nöron ile kas hücresi arasındaki sinapstan bahsetmiştik. Fakat buradaki nörotransmitterlere asetilkolin deniyor. Asetilkolin tıpkı dentritte de olduğu gibi asetilkolin de kas zarı reseptörleriyle bağ kuruyor ve böylelikle kas hücresi sodyum kanalları açılıyor. Yani kas hücresinin zar kısmında da nörondaki gibi voltaj gradyanı oluşuyor. Şuradaki arkadaş asetilkoline maruz kalınca hücrenin içine sodyumun girmesine izin verecek olan kanallarını açar. Burada pozitif yüklerimiz var. Tüm bunlar kas hücresinde aksiyon potansiyeli oluşmasına sebep oluyor. Bir miktar pozitif yükleme olacak, eşiği geçecek kadar yükselirse şuradaki voltaj kapılı kanal harekete geçecek ve içeriye doğru daha fazla sodyum girişi olacak. Şurası biraz daha pozitif olacak. Tabii ki bu süreci tersine çeviren potasyum da burada var. Yani nöronda olanların aynısı burada da geçerli. Şurada bir sodyum kanalı var. Biraz pozitif oluyor yeteri kadar pozitif yüklendiğinde açılıyor ve daha fazla sodyum içeri girebiliyor. Yani bir aksiyon potansiyeli oluşuyor. Şuradaki sodyum kanalını da unutmayalım. Daha sonra bu aksiyon potansiyeli T tübülünde aşağı doğru iniyor. Aksiyon potansiyelinin daha sonra kimyasal bir işarete döndüğünü ve bunun da aşağı hareket eden başka aksiyon potansiyellerine sebep olduğunu düşünebilirsiniz. İşte şimdi ilginç olan kısma geliyoruz. Bu alan araştırmaya açık bir alan ve araştırmalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz size birkaç ipucu da vereceğim. Sarkoplazmik retikulumu T tübülüne bağlayan bir protein kompleksi var. Şuraya büyük bir kutu olarak çiziyorum. Evet, burada protein kompleksini görüyorsunuz. Bu bilgiler biraz ayrıntılı gelebilir. Yine de buraya yazacağım. İçinde e, triodin, canktin kalsekestrin ve riyanodin gibi proteinler var. Bunlar T tübülüyle sarkoplazmik retikulumu bağlayan protein kompleksindeler. Fakat büyük resme baktığımızda aksiyon potansiyeli T tübülünden aşağı doğru inerken şuralarda yeteri kadar pozitif yük olursa bu protein kompleksi kalsiyum salınımını tetikler. Kalsiyum akışını sağlayan proteinin riyanodin olduğu düşünülüyor. Biz de kalsiyum akışının şurada tetiklendiğini düşünelim. Başka bir renkle devam edeyim. Hep morla çizdim. Evet, aksiyon potansiyeli yeteri kadar uzaklaştığında şurada kırmızıyla gösteriyorum. Yani burası içeri gelen sodyum iyonlarıyla pozitif olduğunda şuradaki gizemli kutu tüm bu kalsiyum iyonlarının sarkoplazmik retikulumdan çıkması için bir aralık oluşturuyor. Bu arada bu özel proteinler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz internetten araştırabilirsiniz. Bilim insanları hala bu gizemli kutunun nasıl çalıştığı konusunda çalışmalar yapıyor. Evet, kalsiyum iyonları sarkoplazmik retikulumdan hücrenin içine, sitoplazmasına gönderiliyor. Peki bu olunca sonuç ne olacak? Videonun başında söylediğimiz yüksek kalsiyum yoğunluğu ve troponinle bağ kuran kalsiyum iyonları hatırlayın. Kalsiyum iyonları troponinle bağ kuracak tropomiyozini geçiş yolu üzerinden kaldıracaklar ve iki video önce öğrendiğimiz gibi miyozin ATP kullanarak aktin üzerinde ilerleyecek. Aynı zamanda sinyal kaybolduğunda kırmızıyla gösterdiğim yer kapanacak ve kalsiyum iyon pompaları kalsiyum iyon yoğunluğunu yeniden azaltacak. Bunun sonucunda kasılma duracak ve kas gevşeyecek. Yani buradaki temel olay kas gevşek haldeyken kalsiyum iyonlarını içeren kutunun kalsiyum iyonlarını hücrenin içine alması. Böylelikle miyozin aktin üzerinde hareket edemeyecek. Fakat sinyal geldiğinde iyonlar tekrar içeri alınır ve tropomiyozin troponin tarafından yoldan çekildiği için kaslar kasılır. Aslında bu çok büyüleyici bir olay. Hatta henüz tamamen anlaşılamamış olduğunu düşünürsek daha da ilgi çekici oluyor. Bu yüzden örneğin biyoloji araştırmacısı olmak istiyorsanız bu konu sizin için ilginç bir araştırma konusu olabilir. Bu konu yalnızca bilimsel açıdan ilginç değil. Belki de şuradaki proteinlerin kötü işlemesinden kaynaklanan bazı hastalıklar var ve sebeplerini henüz anlayabilmiş değiliz. Bu proteinlerin daha iyi veya kötü işlemesinin yollarını bulabiliriz. Aslında burada aksiyon potansiyeli kalsiyum kanallarını açtığında ne olduğunu tam olarak anlarsanız olumlu şeylere kapı aralayabilirsiniz. Şimdi elimizde büyük resim var. Artık bir motor nöronun hücre kasılmasını nasıl sağladığını biliyoruz. Kalsiyum iyonları zar boyunca yolculuk ediyor ve hücre sitoplazmasına ulaşıyor. Bu videodan önce konuyla ilgili biraz araştırma yaptım ve bu pompaların aslında çok etkili olduklarını öğrendim. Sinyal kaybolup kapı kapandığında sarkoplazmik retikulum iyon yoğunluğunu 30 milisaniyede tekrar geri getirebilir. İşte kasılmaları durdurmada çok iyi olmamızın sebebi bu. Yani saniyeler içinde bileğimi yumruk yapıp kolumu ileri itebilir ve geri çekebilirim. Çünkü kasılmayı 30 milisaniyede yani saniyenin 30'da biri gibi bir sürede durdurabiliyoruz. Evet bir sonraki videoda kas hücresinin anatomisini daha detaylı bir şekilde anlatacağım.